Akaryakıt kaçakçılığı konusuna gelmek istiyorum. Bu konuda yoğun bir mücadele yürütüyorsunuz. Özel bir ekip oluşturdunuz. Çok kıymetli bir çalışma yürütüyorsunuz. Son gelişmeleri aktarabilir misiniz bu konuda? Şimdi Türkiye'de tabii kurallı bizim bir görevimiz de kurallı ticareti sağlamaktır. Yani insanların kurallara uyarak bu ticari faaliyetlerinin bulunması, kayıt altında olması ve elde ettikleri gelirlerinde belirlenen vergi oranlarında vergilendirmesini sağlamaktır. Bu akaryakıt kaçakçılığa mücadelede Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı ve orada akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele özel ekibi kuruldu. Bu bizim bakanlığımızın koordinasyonunda. Bunun içerisinde kim var? Vergi Denetim Kurulu var. Kolluk güçleri var, emniyet, jandarma var. EPDK var. Ticaret Bakanlığı Gümrükleri Muhafaza Genel Müdürlüğü var. Dolayısıyla bu birimlerin koordinasyonunda bununla mücadele ediliyor ve meclisimizden Nisan ayında bir kanun geçiyor. Nisan sonunda bu yürürlüğe giriyor ve bu kanun doğrultusunda adımlar atılıyor. Amacımız ne? Amacımız sahte fatura kesilerek piyasaya sunulması ve bunları bazı şirketlerin alıp kayıt altına alması, hem giderlerini arttırması ve devlete verecekleri vergiyi düşürmesi. Bir taraftan da bu faturayı kestiği zaman bunun karşında ortaya çıkan akaryakıtı farklı şekilde piyasada tüketilmesi için mekanizma kuruldu. Şimdi bununla ilgili çetin bir mücadele veriliyor ve yaklaşık 18 aydır akaryakıt özel ekibi daha önce kurulmuştu ama yeni kanunla beraber 18 aydır çok ciddi bir mücadele verdik ve milyarlarca lira vergi tasarrufu yapıldı. Şimdi VDK buradaki raporların tamamını bitiriyor. Bu faturaları kesen veya faturalar alan akaryakıt istasyonları, dağıtıcılar, onlarla alakalı denetimler bittikten sonra bunları kullanan şirketler var. Yani bu sahte faturaları KDV'nin belli bir kısmını ödeyip alıp bunu giderlerine yazan şirketler var. İkinci aşamada Vergi Denetim Kurulu bu şirketleri inceleyecek ve oradaki vergi kaybını, kayıp kaçağını tespit edip bunun tekrar hazineye ödenmesini tesis edeceğiz. Burada tam bir koordinasyon içerisinde, gelir dersi de var bu işin içerisinde. Bir koordinasyon içerisinde bu işin üzerine gidiyoruz. Ben huzurlarınızda tüm burada görev yapan hem emniyet ve jandarma birimlerini, hem Vergi Denetim Kurulu, Gelir Dersi, EPDK ve bir de bizim bakanlığımıza bağlı gümrükleri muhafaza ekiplerini huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok iyi bir mücadele veriyorlar ve buradaki kamu kaynağını olması gereken yere ulaşmasını tesis ediyorlar. Uyuşturucuyla da yoğun bir mücadeleniz var, onu da Evet. biliyorum. Bu konuda bir rakam verebilir misiniz? Son rakamlar nedir? Uyuşturucu Şimdi şöyle yakaladınız, çok ciddi bir ciddi rakam var. yakalamalar yaptık. Bunları ben kamuoyuyla paylaştım. Mecliste de bu rakamları en son paylaştım. Tabii biz bu yakalamaları yapıyorken nasıl Yani yapıyoruz? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çünkü uyuşturucu ticaretinden cari açının kapatıldığını söyledi, iddia etti. Tülay Hanım, Bunu da buraya bağlayalım, soralım. Tülay Hanım, bakın, devlet idaresi ciddiyet gerektiren bir iştir. Şimdi böyle bir şey ortaya koyuyorsanız, ya böyle bir şey olabilir mi? Dünyada hiç kimse böyle bir iddiayı ciddiye de almaz. Hem bu emniyet birimlerine bu hakarettir, haksızlıktır. Dolayısıyla kimse de ciddiye almaz bunu. Bakın, sadece polis, jandarma 500-600 bin görevlisi var. Bunların içerisinde emniyet müdürleri var, komutanlar var, müfettişler var, gümrük muhafaza personeli var, bizim kendi birimlerimiz var. Nasıl yapacaksınız bunu? Devlet dediğiniz mekanizma kendi içerisinde çok ciddi çeken balansı olan bir yapı. Dolayısıyla yani ben üzüldüm. Niye üzülüyorum biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığına, Türkiye'yi yönetmeye talip bir kişinin böyle bir iddiayı ortaya atmasına üzülüyorum. Varsa elinizde bir şey, çıkar dersiniz ki koyarsınız ortaya. Devletin ilgili birimleri gereğini yapar. Görevini suistimal eden varsa gereğini yapar. Ve bakın, o kapılarda bizim gümrük muhafaza personelimiz, kapılarda, içeride emniyet ve jandarma personeli çok çetin bir mücadele veriyorlar. Ve Türkiye en çok yakalamayı yapan ve kullanım oranı da minimum seviyede, en az seviyede tutan ülkedir. Dünya ile mukayese edebilirsiniz. Emniyetin raporları var bununla alakalı. Bu mücadelenin neticesi nedir bu? Yargı aynı şekilde mücadele ediyor burayla. Bakın, biz bütün kapılarda hem bizim X-ray tarama cihazlarımız var, hem dedektör köpeklerimiz var. Bir taraftan merkezden, bakanlıktan komuta kontrol merkezimiz var. Risk analizleri yapıyoruz. Bazen siz yolcu olarak güvenliğinizi sağlamak için aslında siz pek çok şey görmezsiniz. Sizin huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde sizin seyahatinizi Türkiye'ye gidiyorken veya Türkiye'ye geliyorken, uçakla veya trenle, gemiyle, otobüsle nasıl geliyorsanız veya gidiyorsanız, sizin bu güvenliğini sağlamak için hem gümrük personeli
hem bizim gümrükler muhafaza personeli çok ciddi bir çaba sarf eder. Bir taraftan da emniyet birimleri, içeride emniyet ve kırsalda jandarma büyük bir çaba sarf eder ve bu tamamen vatandaşlarımızın konforu içindir. Siz hiçbir şey hissetmezsiniz, hiçbir şey hissettirmezler ama sizin güvenliğinizi adım adım takip ederler. Ben nereden biliyorum bunu? Çünkü bizim komuta kontrol merkezindeki takip sistemimizden biliyorum. Neleri nasıl takip ettiğimizi biliyorum. Tülay Hanım, bazen hiç fark etmezsiniz, emniyet birimleri gelir, sizi gördükleri bir şeye müdahale ederler, siz hiç fark etmezsiniz, hiç görmezsiniz. Çünkü evet. O yolculara bir tedirginlik vermez oradaki güvenlik güçleri ya da muhafaza ekipleri. Son derece profesyonel bir ekip. Alırlar, gereğini yaparlar ve biz burada bir taraftan bunları kullanıyoruz, bir taraftan da bu taramaları yapan cihazlar var. X-ray cihazları var. Bunlar bizim olmazsa olmazımız. Ve biz ilk defa bunu millileştirdik. Artık yerli imkanlarla MİLTAR projesiyle X-ray tarama cihazlarını yapabilir hale geldik. Ve bunun ilkini İzmir Alsancak Limanı'nda kurduk. Orada kullanıyoruz şu an. İnşallah direkt tarama yapıyor. Evet, tarama yapıyor. Tamamen Türkiye'nin kendi imkanları ürettiği bir cihaz bunu. Üreten birkaç ülke var dünyada. Biz oradan ithal etmek zorundaydık. Bunun bakımı sorun oluyordu, parçası sorun oluyordu, gelişler sorun oluyordu. Pandemide çok zorluklar yaşadık ve çok ciddi rakamlar ödüyorduk ama artık tamamen yerli, tamamen milli ve şimdi biz onun sayılarını artırıyoruz. İnşallah Ocak ayında, Mart ayında, Nisan, Mayıs ayında kademeli olarak verdiğimiz siparişler var. Onlar geliyor. Bir taraftan da bunun tabii mobil olanları var. Büyük bir kamyonun sırtında gider. Onu kurarsınız ve mobil şekilde hareket edebilirler. O ve özellikle yolcu kaçakçılığı için tırların, kamyonların içerisinde saklanan, o yolcuların görüntülerini çeken cihazlar var. Onları da Mart ayında milli ve yerli bir şekilde üretildiğini görmüş olacağız. Bunu da Savunma Sanayi Başkanlığı'yla yürüttüğümüz ortak projelerden. Bunlar millileşince biz bunları diğer kolluk birimlerimize de zaten paylaşacağız. Bunlar bizim bu mücadeledeki en önemli ekipmanlarımız. Dolayısıyla bu kadar çetin bir mücadele veriliyorken bu iddiaların çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Evet. Efendim bir başka konu. İkinci el araç için 6000 kilometre 6 ay kullanma şartı getirmiştiniz. Cezalar da artırıldı son meclisteki düzenlemeyle. Bu konuda ya aşağı düştü mü, daha doğrusu caydırıcı oldu mu tüm bu önlemler? Ceza çok ağır. Burada, ceza evet çok yüksek. Buradaki amacımız şu. Şöyle bir şey gözlemledik. Bu vatandaşlar tarafından da şikayet olarak bize algılandı. Şimdi bayide, şimdi araç üretiminde ve tedariğinde problem var. Yani talebi karşılayacak araç gelmiyor veya üretilemiyor. Neden? Çip krizi var. Evet. O arabayı bir araya getiren parçaların tedariğinde problem var. Dolayısıyla arzu edilen kadar üretim gelmiyor. Türkiye biliyorsunuz aynı zamanda hem çok ciddi bir otomobil ihracatçısı aynı zamanda belli araçları dışarıdan ithal ediyor. Hal böyle olunca bu kısıtlı sayıdaki arz, çok fazla talep var. Bunlar ne yapılıyor? Bayiler üzerinden galerilere veya işletmecilere veya bu işin ticaretini yapan şirketlere veriliyor ve onlar daha farklı bir fiyat talep ediyor. Çünkü onların bir liste fiyatı var, onları takip edebiliyoruz. Ama ikinci ele çıktıktan sonra adam istediği fiyata satıyor. Dolayısıyla bireysel tüketiciler arabaya ulaşamadığını ifade ettiler. Bunun üzerine Fransa'da olan benzer bir uygulamadır bizdeki gibi 6000 kilometre sınırı. Biz bu 6000 kilometre ve 6 ayı getirdik. Sonra bu piyasada ciddi bir rahatlama getirdi. Tabii buradan bireyseller istisnadır. Yani siz Tülay Ağoğlu olarak bir araç aldığınız zaman 3 ay sonra ihtiyacınız olursa bunu satabilirsiniz. Buna bir kısıtlama getirmedik. Bizim amacımız ticari işletmelerle alakalı. Bu sadece galeriler değil. Bunu alıp satanlar var, kiralayanlar var. Başka ticari işletmeler var. Sadece galeriler değil. Sadece onları söylesek haksızlık etmiş oluruz. Ve biz tabii bir taraftan da bunların ilanlarını takip ediyoruz. Verilen ilanları takip ediyoruz. Onların arkasındaki bazı bireyler üzerine yapıyorlarsa o işletmeleri tespit edebiliyoruz. Yani gel bireyler üzerinden yapıldığı zaman serbest ya, bunu bir galeri arkasında bir işletme varsa bunu tespit ettiğimiz zaman müteselsiz ceza uyguluyoruz. Dolayısıyla orada arzu ettiğimiz neticeyi aldık. Arada bunu çok böyle suistimal edebilenler var mı? Olabilir ama şunu unutmasınlar. Devlet kaplumbağa gibidir. Geç gelir ama mutlaka gelir. Dolayısıyla cezası çok ağırdır. Burada niyetlenen varsa veya bu işi yapan varsa bizim görmediğimiz şu an ama mutlaka görürüz. Ben kendilerini sizin aracınıza bir kez daha uyarmış olayım. TOG piyasaya çıkınca nasıl bir etkisi olacak bu otomotiv? TOG'a bir kere çok büyük bir talep var. İnanılmaz bir talep var. Tabii Türkiye'nin yüzyılların onca yılın hayaliydi TOG. Evet. Ve tabii çok güçlü bir irade arkasında. Büyük irade, büyük kararlılık. Tülay Hanım, büyük iş. Gerçekten büyük iş. Evet. Yani cesaret isteyen bir iş. Tabii irade çok güçlü. Ta tepeden geliyor.
Sayın Cumhurbaşkanımızın çok ciddi bir kararlılığı neticesinde bu işin içerisine giren iş dünyası da tabii cesaretleniyor ve hem arsa teminidir, finansmandır, diğer vergilerdir, diğer konu ne kadar destek varsa da bu destek de sağlanıyor bu firmaya. Ve ortaya çok güzel bir eser çıkıyor. Bütün hakları Türkiye'ye ait olan %100 Türkiye'nin bir otomobil ortaya çıkıyor. Türkiye'nin yaklaşık 750-800 bin adet civarında yıllık tüketimi var. Dolayısıyla bu talebin tamamını tabii TOGG'un karşılaması mümkün değil. Evet. Ama kapasitesini hızlı bir şekilde artıracaktır. Ve en önemli tüketim maddelerimizden, girdi maliyetlerimizden birisi olan akaryakıtta ciddi bir rahatlama da sağlamış olacağız. Bunun piyasayı tabii domine etmiş olması hem de yeşil mutabakat eylem planımızla da uyumlu bir çalışma. İnşallah bu planlanan Mart ayında piyasaya sürülmesi, talebi tabii ki ilk zamanda karşılaması mümkün değil ama hızlı bir şekilde kapasiteyi arttırmak için de fabrika yöneticileri uğraşıyor. Orada tabii çok büyük bir arazi var, bir asker araziydi orası. Orası tahsis edildi ve kademe kademe diğer alanları da ihtiyaç halinde tahsis ediliyor fabrikaya. Yaklaşık 4, tamam oranın 4000 dönüm gibi bir arazi, limanı var, denize sıfır. Pil yatırımı yapıldı orada. Aynı zamanda bataryasını da orada üretme imkanı var. Tabii bunlar çok önemli. Entegre bir yapı oluşturuluyor orada. Ve ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin çok ciddi bir ihtiyacını karşılamış olacaktır. Ve ben şunu da ümit ediyorum. Artık bir tane elde ettik ya. Burada bir şey momentum yakaladık ya. Belki TOGG'dan sonra artık diğer farklı markaları da inşallah Türkiye'ye üretir hale gelecektir. Çünkü bu altyapısı var. Birini yakaladığınız yerde iki ve üçüncünün gelmesinin önü de açılmış oluyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Mehmet ben Muş. Ben Ticaret Bakanıyım. Aslında ben birkaç şey daha vardı. Eğer süreniz varsa aktarmak istediğim. Efendim süremiz bitti. İnşallah başka bir programda. Önemli bir konu vardı ama neyse. Tekrar sizi konuk edelim. Anlatacağımız çok şey vardı, yetmedi onlara. Evet, önemli açıklamalar yaptınız aslında son günlerin tartışma konularına ilişkinde. Önemli açıklamalar yaptınız. Özellikle gıda fiyatı, marketler konusunda da. Tekrar görüşmek üzere diyelim Sayın Bakan. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ve A Haber, A Para ortak yayınından iyi akşamlar diliyoruz.